sergimin içeriği insan. Aslında bütün sanat hayatımın içeriği insan oldu. Sanat hayatımın başlarında, yani çocukluğumda yaptığım şey insandı, insan figürüydü ve insanın doğayla iletişimiydi. Daha sonra biraz daha büyüyüp de ne istediğimi böyle karar verme aşamasında sürrealist bir döneme yöneldim. Çünkü kendimi anlatma derdim vardı bir kadın olarak, bir birey olarak. Ve sürrealizm de bunun için en uygun yöntemdi. Fakat daha sonra dünyayı, kendimi ve ülkemi, dünyanın gidişatını yavaş yavaş daha doğru bir gözle gözlemlemeye başladıktan sonra kendimle uğraşmanın çok bir anlamı olmadığını fark ettim. Daha sonra da kendi yöntemimi oluşturacak şekilde çalışmalarımı yoğunlaştırdım ve insanı kendimden çıkarak, bir kadından çıkarak insanı anlatmaya başladım. Fakat asla bir kadının derdini anlatmak olmadı derdim. Elbette kadın da üst başlık olarak ele alınması gereken çok önemli bir şey. Fakat insan sorunları içinde kadın sorununu da ele almak gerekir diye düşündüm ve bu nedenle insanlık tarihinden enstantaneler seçerek resimlerimi kurgulamaya başladım. Evet, insanlık tarihinde çok da kronolojik bir kaygı gütmeden, yani olayları tarihsel bir dizilime koyma kaygısı gütmeden ya da bir tarihsel olayı doğrudan anlatma, insanların gözüne sokma kaygısı gütmeden kompozisyonlarımı kurgulamaya başladım. Bu sergide de farklı bir beklenti oluştu bende izleyicimden. Adını bu beklentiden aldı. Yani Sırdaş adını bu beklentiden aldı. Nedir beklentim benim? Sırdaş adını koyarak ve izleyiciye verdiğim garanti. Kendinizi resimlerimle özleştirin. Resimlerimle dertleşin, sırdaşlaşın. Ve emin olun ki bu sırdaşlıklar, bu paylaşımlar size ait, resmime ait, içinizi döktüğünüz şeyler kesinlikle 100 yıl sonrasına kadar resimle birlikte kalacaktır, eserlerimle birlikte kalacaktır. İnsan her zaman benim dikkat alanım içinde ve insanın iyiliğe, güzele, kavram ortaklığına ulaşması için resimlerimde bir davet var. Balaban Sanat Galerisi ile sevgili Gülten Hanım açtığım sergilere teşrif ettiler her zaman ve daha sonra bir sergi teklifinde bulundular. Ben de tabii severek kabul ettim. Hele hele Balaban ismini taşıyor olması nedeniyle de onurlanarak kabul ettim. Ve çok güzel bir galeri, çok güzel ağırlandım ben burada. Eserlerim layık olduğu şekilde sergilendi, izleyiciye ulaştı. Bu anlamda da teşekkür ediyorum.